Bizim mekanımızdan çıkarken dedim ki, çok mu üstüne gittik? Ne de olsa yabancımız değilsin. Meslektaş sayılırız. Okan'a da sordum, çok mu üstüne gittik lan diye. Okan da haklısın abi dedi. Sonra bir telefon geldi. Seninkiler bizim depoyu basmış. Dallendim tabii. Ulan bizim lafımızın hiç mi değeri yok diye. Yok demek ki. Yanlış ama. Biz senin mekanına gelsek, böyle böyle desek, sen de bizi paparalayıp yollasan, biz deriz ki ulan adamın hassas noktası. Demek ki bu işe bulaşmayalım. Siz bulaşamazsınız. Çünkü yemez. Benimki yiyor diyorsun yani. Görüyor musun Okan? Aynı dediğim gibi. Bu adam kendine pek bir güveniyor. Niye güveniyorsun ki? Senin gibi adamlara güvenmekten iyidir. Hiç böyle düşünmemiştim. Doğru söylüyor değil mi Okan? Her şeyin bir sonu var. Polat Alemdar'ın da sonu geldi. Sen ne zaman adam olacaksın lan Okan? Sana demedim mi biz ne yapacağız edeceğiz Polat Alemdar'la anlaşacağız? Sana yaşamak için son bir fırsat verebilirim. Arzu ediyorsan. Neymiş o fırsat? Bizim itimiz olacaksın. Senin iyi kötü bir namın var. El alem bilmez ne hale düştüğünü. Biz oradan yürürüz, sen de 3-5 yolunu bulursun. Senin kafan güzel mi? Ulan Okan, adam bizi düşünüyor, sen bizi düşünmüyorsun. Kaç saat oldu çekmeyeli? Adam demez mi, abi araba gitmiyor, mazot bitti. Ben de diyorum, kafamda mallık var niye diye. İtimiz olacaksın mı, olmayacaksın mı? Ne kadar çok konuştunuz. Öldürecekseniz öldürün. Öldürmeyecekseniz kesin uzun havayı. Hani Polat Alemdar tırsmazdı lan? Baya baya tırsakmış bu. İki yalvar bırakacağım seni. Vallahi bırakacağım, billahi bırakacağım. Yaşamak yalvarmaya değecek bir şey değildir. Çek lan arabayı kenara. Mazot bitti, görmüyor musun? Ne yaptın lan? Gel buraya gel. Hayret bir şeysin ya. İçmesini de çekmesini de bilmiyorsun ha. İyi misin? İyiyim. Ulan ne adamsın ya. Racon kesmem, kafa keserim diyormuşsun. Harbi ettin mi böyle bir laf? Ettim. Lan Okan dedim diyor. Ne demiş? Racon kesmem, kafa keserim demiş. Atıyor. Atıyor musun lan? Ha? Beni biraz daha öldürmezsen görürsün. Köpek diyorum. Köpek olacak mısın? Ha?
köpek doğduysan köpek ölürsün. İnsan doğduysan insan ölürsün. Her ne olursan ol, ölürsün. Yapma, gel seninle anlaşalım. Yaşamak yalvarmaya değecek bir şey değildir. Alo, sen kimsin? Memati. Hemen gelmeniz lazım. Neredesin usta? Cahit aradı, bir şey olmuş. Cahit'le ayrıldığımız yerde buluşun. Oradan arayın, tarif edeceğim ben size. Ha, gelirken kürek getirin. Ne küreği usta? Kürek işte Memati. Tamam usta. Küreği getirdiniz mi? Usta, öldürdün mü itleri? Hı hı. Kazma? Kazma demedi ki Mehmet abi. Bu it miydi bize söven Abdüley? Bu ikisi abi. Ben bu küreği niye istedim sizden Cahit? Aklınız yok mu sizin? İyi ki kürek demişsin usta. Yoksa ciğerimin soğuyacağı yoktu. Ya öbürüne de sen gir Abdüley. Rahatlıyor insan. Memati. Efendim usta. Nasıl gömeceğiz bunları? Ne gömeceğiz usta? Sabah leşlerini bulsunlar. Bütün aleme ibret olsun. Memati, devlet görevlisi değiliz. Ölenler devlet görevlisi. Abi, ona bakarsak devlet görevlisi de vurmuyorduk. Kafama sıkacaklardı. Özür dilerim öldürdüğüm için. Cahit, göm şunları babanın ayrına.
Benim elim ayağım tutmuyor. Abi kazma söylemedin. Abdülhele gidin alın bir yerden. Ben de ustadan şu işi etraflıca bir öğreneyim. Sen kazmaya başla Memati, ben anlatırım. Usta adamların telefonu çalıyor. Alacak mıyız? Abi yer tespiti yaparlar. Telefonları alalım. Temasları kim öğreniriz usta? Nasılsa öğreneceğiz Memati. Usta Zaza'yı ne yapacağız? Şu işi bitirelim, çaresine bakacağız. Bunu ne yapacağız usta? Yakacağız. Halt ediyor bunlar. Afiyet olsun gençler. Gençler. Kapalı yerlerde sigara içmek yasak, bilmiyor musunuz? Abi yemeğin üstüne iyi gidiyor be. Yasak güzelim, yasak. Kapalı yerlerde sigara içmek yasak. Abi dışarısı soğuk. Delikanlı, anlamıyor musun? Devlet bir yasak koymuş. Hepimiz ona uymakla mükellefiz. Devletin bekçisi misin? Sana ne? Ağzımızın tadını kaçırma. Ulan ne adama çattık ya. Ne oluyor lan? Kurallar uyulsun diye vardır. Burada sigara içilmez deniyorsa içilmeyecek. Değil mi aslanım? Ha? Açın oğlum camı. Havalansın içerisi. Açın yüzünü. Beni nasıl kazıklarsın Yaşar?
Bana nasıl eroin diye zehir satarsın? Sen kimsin? Avrupa'nın sahibiyim. Ne zehri? Gönderdiğin uyuşturucunun içine zehir katılmış. Benim malım birinci kalite maldır. Bulgaristan'da değiştirmişlerdir. Git bunları Türk istihbaratına anlat. Bir daha karşıma çıktığında sadece son nefesini duymak için orada olacağım. Bir daha kafama çuval geçirirseniz bütün Avrupa'yı zehirlerim. Sen benim ortaklarımın kim olduğunu bilmiyor musun? Ya kardeşim, Polat'a git de ki bunlara selam vermeyeceksin. Bizden ne istesin? Ben senden selam vermemeni istiyorum. Polat'tan bir şey istemiyorum. Cevher'in kimseye selam verdiği yok ki. Onunla niye uğraşsın? Dayı bırak, iyi geldi. Sünüzütüm açılı. Dayan kardeş. Yukarıdan aşağıya sökülür. İltihap bu da elbet bir yerden çıkacak. Polat Alemdar'la görüşmeyeceksin. İş yapmayacaksın. Yapacağım ula. Önce Cevher bu yüzden geberecek, sonra da sen. Sonra da sen. Dayı, o kadar iyi geldi ki. Yazın asla içmem dedik denizde. Gel pazarlık edek. Tamam, Polat Alemdağ'la telefonla konuşmayacağım. O da Cevher'in hatırına. Zannetme ki senin lafını dinleyeyim. Geç geç, sen daha dalga geç. Tamam, Alemdağ'la Türkçe konuşmayacağım. Zazaca konuşacağım. Polat Alemdar'la bırak konuşmayı, adını bile unutacaksın. Bütün adları unutacağım. Bir tek senin adını unutmayacağım. Ünsal Bek. Ne oldu? Hiç. Nasıl hiç? Üstünü değiştirmişsin. Belirli saatlerde mi elbise değiştiriliyor Hikmet? Evet. Ya bir şey yok diyorum işte, üsteleyip durma. Leyla, sen nöbetçi misin? Ne oldu? Bir arkadaşımı Ünsal sorguya almış. Ona ne oluyor ki? Polis mi bu adam? Şerefsiz işte. Bir bakalım mı, bir şey yapmasın. Nerede olduklarını biliyor musun? Babam Emduh'u aradım, geliyor. O biliyordur. Sen kavga mı ettin? Yo. Bir şey yapmış da saklıyor. Ellerine baksana. Lastik patladı, onu değiştirdim. O kapıya gelen adamlar mı bir şey yaptı yoksa? Anne, biri bir şey yapsa burada ne işin var? Gitmeyin siz de insanın üstüne üstüne. Gel evladım. Memduh gelene kadar biraz soluklan sen de.
Yoksa bunlar bırakmayacaklar seni. Sağ olun haber verdiğiniz için. Ben gereğini yaparım. Lalezara'yı ara. Tamam. Yaşar'la Hansolar'ın ne sıkıntısı olabilir? Buyur başkanım. Lale, senin bu Almanlar canımı sıkıyor. Nereden benim Almanlarım oluyormuş? Canım, espri de mi yapamayacağız? Sen anlaşılan metropolde burjuvalar gibi ruhsuz bir varlığa dönüşmüşsün. Benimle bunları konuşmak için mi aradın? Önderlik için çalışan bir arkadaşı Almanlar almışlar. Arkadaşımıza bir zarar vermeden git ellerinden al. Hangi arkadaşı kimliği almış? Günther isimli senin iyi tanıdığın ajan Yaşar isimli arkadaşımızı mekanından kaldırmış. Yaşar arkadaş örgütün önemli gelir kaynaklarından birini yönetiyor. Benim niye haberim yok? Çünkü seninle alakası yok. Mal metropolden transit geçiyor. Yaşar Almanlara ne yanlış yapmış ki onu almışlar? Yanlış manlış yok. Yapılan tek yanlış Yaşar'ın alınması. Bırakılmazsa da Almanya'ya karşı eylem kararı alacağım. Git bunu ona böyle söyle. Bunu senin için niye yapayım Şahmaran? Benim için değil. Önderlik için yapacaksın. Ama bir karşılık bekliyorsan karşılığını da alacaksın. Yaşar arkadaşın tutulduğu yer belli mi? Anne gidiyor muyuz? Yok oğlum. İşim var biraz. Ne işi bu saatte? Birinin yanına gideceğim. Fırat. Bak. Almanya'da işler karışmış. Toz işinden ötürü birilerinin canı yanacak. Bu işlerden uzak duracaksın değil mi? Sen de örgüt işlerinden uzak dur ana. O daha tehlikeli. Fırat. Ana. Ortalık karışmışken biz daha çok kazanırız. Bize kimse bir şey yapamaz. Yapmayacaksın dediysem yapmayacaksın. Tamam dediysem tamam. Tarif mi edeyim yarı, ben mi götüreyim? Sen tarif et biz gideriz. Ben size sordum bir şey oldu mu diye. Bana yok dediniz. Ne diyelim savcı hanım? Ne demek ne diyelim canım? Bu ülkede hukuk diye bir şey var. Var. Var olmasına var da hukukun da nüfuz edemediği yerler var. Olmasa biz bunları mı konuşurduk? Leyla, Memduh babayı değil Ünsal'ı sorguya alacaksın. Çok ayıp ettiniz. Beni aptal yerine koydunuz. Adam karşıma gelmiş sırıtıyor. Bir de diyor ki, inanmıyorsan çağır adamları onlara sor. Desenize yaptı. Ben de onun yüzüne tüküreyim. Leyla, adam işkencede sen bize işkence yapıyorsun. Hadi sene. Ben kendim giderim. Sen bensiz bir yere gidemezsin. Senin ne işin var? Memduh Bey gelecek. Bana yeri gösterecek. Ben de gerekeni yapacağım. Benim gitmediğim yere Memduh Baba gitmez. Polat, saçmalama. Beni rezil mi edeceksin? Leyla, insanlar işkence görürken biz bunu mu konuşacağız? Hadi. Hadi baba Memduh. Hani seni kurtaracaklar? Neredeler? Sana bir numara vereyim. Onu ara. Benim ismini söyle. Emredersin. Başka bir isteğin var mı? Lalezar'ı sizinle acil görüşmek istiyor. Sonra görüşeceğimi söyle. Kendisi burada. Misafiriniz olduğunu biliyormuş. Kendisiyle görüşmezseniz işin büyüyeceğini söyledi. Almanlar 45'ten beri istediklerini öldüremiyorlar değil mi? Ne yazık. İstesen de istemesen de ben buradan sağ çıkacağım. Neye güveniyorsun? Nerenin sahibi olursan ol. Tanrı değilsen
benden bir tane daha yaratamazsın. Bir tane Yaşar var. O da size lazım. Burada olduğumu nereden öğrendin Lale? Bizim de kendimizce bir istihbaratımız var. Bir daha seni davet etmediğim yere gelme Lale. Senin iyiliğin için geldim. Bir daha sana iyilik yapmam, söz. Neymiş benim iyiliğim? İçerideki adamı hemen şimdi bırakmazsan Almanya'nın her yerinde bombalar patlayacak. Siz mi patlatacaksınız? Birileri izin verecek, biz de patlatacağız. Benden habersiz değil bomba. Balon patlatırsanız ülkemde başınıza neler geleceğini tahmin bile edemezsiniz. Sayın Günter, size bir şey anlatamıyorum. Aldığınız adama gücünüzü gösterdiniz. O da, herkes de bunu gördü. Ama gücünüzü aşan bir oyunun içine girmeyin. Bari adamı siz kendiniz bırakın ki Amerikalılar bu işe girmesin. Amerikalılar içerideki uyuşturucu tüccarının derdine mi düştüler? Ticaret. Amerikalılar her şeyden vazgeçerler. Dinlerinden, ırklarından, dostlarından, düşmanlarından. Ama ticaretlerinden ve paralarından asla. Kapitalizmin kitabını bir Alman yazdı. Ben yazmadım. Zaza, diyecek bir şeyin yok mu? İyi o zaman. Cevher'den sonra Zaza'yı da bul. Savcı Leyla ile Polat Alemdar buraya gelmiş. Burada ne işleri var? Burayı öğrenmişler. Ulan moruk memduh. Oyalayın gitsinler. Efendim, savcı hanım emniyeti aramış. Ortalık birbirine girmiş. Büyük rezillik çıkacak. Çıkarın sudan. Zaza ile adamını götürün bir yere atın. Kapının önündeler efendim. Arka taraftan çıkartın o zaman. Adamları götürmemiz bir şeyi değiştirmeyecek ki efendim. İşkence aletlerini nasıl yok edeceğiz? Bunların hepsini sen yaptın. Yanlarında sana biraz yükleneceğim. Sesini çıkartma, tamam mı? Ünsal nerede? Sayın Müsteşar burada yok. Siz kim olduğunuzu zannediyorsunuz? Burada ne yapıyorsunuz? Sorgulama yapıyoruz. Sen kimsin ki işkence yapıyorsun? Derhal polis çağırın. Savcı hanım, burası devletin gizli birimi. Polis çağırıp devletin itibarını zedelemeyin. Olay kamuoyuna intikal ederse altında hepimiz kalırız. Siz işkence yaparken devletin itibarını zedelemiyorsunuz da ben mi zedeliyorum? Kim neyin altında kalıyorsa kalsın. Ünsal buradadır. Az önce çıktı. İyi misin? İyi. Senin malınla kim oynadı?
müsaade edin öğreneyim. Malda sorun olduğunu yeni öğrendim. Sizin içinizden biri mi, dışarıdan biri mi? Dışarıdan hiç kimse benim bir şeyime dokunmaya cesaret edemez. Bana ihanet eden şerefsize cezasını ellerimle vereceğim. Bir daha bu hatanı tekrarlamayacaksın. En kaliteli, değerli ürünlerini bize yollayacaksın. Başka? Bize vergini ödeyeceksin. Biliyorsun, vergi bizim için hassas bir konu. Bir daha benden bir şey isteyecek olduğunda mekanıma gel. Kahvemi iç. Canımı al git ki seninle gül gibi anlaşalım. Vergi meselesine gelince ben dostlarımın zenginliğiyle övünürüm. Buyurun Leyla Hanım. Neredesiniz? Bulunduğunuz yere gelmek üzereyim. Beni bekleyin lütfen. Arabamı buraya çekin. Biraz önce telsiz anonslarından duydum bu rezaleti. Kim buranın sorumlusu? Benimle oyun oynama. Burada olduğunu biliyorum. Oo, Polat Alemdar da buradaymış. Ne o? Eski ekibinin neler yaptığını görmeye mi geldin? Ne diyorsun ulan sen? Burası senin eski işkence yerlerinden biri. Bunlar da senin kalıntıların. Kardeşim, ben size demedim mi? Misafirlerimizi adam gibi sorgulayacaksınız diye. Dediniz efendim. Beyefendi bayılma numarası yaptı. Biz de ayıltmak için biraz su döktük. Kime yalan söylüyorsun lan sen? Bunun hesabını ağır vereceksin. Ne yapacaksın? Erkek arkadaşına mı dövdüreceksin? Ne diyorsun sen terbiyesiz? Polat! Ne yapıyorsun Polat? İşkenceci ortada işte savcım. Bu kurumu bunlar bu hale getirdi. Yeter! Polat bırak dedim. Savcı hanıma dua et. Yat kalk dua et. Burada olmasa... Ne yapacaksın burada olmasa? Burada olmasa seni öyle güzel ağırlardım ki. Bir dahakine beni al o zaman Ünsal. Etrafımdakileri değil. Zevkle. Müdür bey. Bu arkadaşlar suç işlediler. İşkence yaptılar. Ama özel yargılamaya tabi oldukları için... Sizi boş yere rahatsız ettiler. Ben soruşturmayı başlatıp gereğini yapacağım. Çözün, ne duruyorsunuz?
Şah Meren arıyor ağam. Alo. Yaşar ağa, geçmiş olsun. Sana da Kirve. Ben bu Hansu'yu götürürüm, sana söyleyeyim. Kirve, bana mı hava atıyorsun? Mal niye bozuk, sen hele onu söyle. Daha mekanıma yeni geldim. Bırak, bir yüzümü yıkayayım da öyle arayayım. Kirve, bizim malımızla kim oynayabilir ki? Johnny'ler değil, Hansu'lar değil, kim? Kim olacak? Benim şerefsizlerden biri. Yeğenim dedim, yanıma aldım. O da geldi, beni çarptı. Çarpacak adam parayı çarpar, malı bozmaz. Malı çoğaltmak için o işe girmiştir. Becerememiş, zehir etmiştir. Ben öğrenir sana haber veririm. Gerekeni de yaparım. Bir daha olmaz diyorsun, değil mi? Şahmaran. Olmayacak diyorsam olmayacak. Sen keyfine bak. İçini rahat tut. Bir de bana yeni partiyi gönder ki Hansaların da sesini iyice keseyim. Seni eve bırakayım. Sen gelmeyecek misin? İşim var. Bu saatte. Var işte. Nerede bu işin? Nerede olacak? Mekanımda. İyi. Beni de götür mekanına. Mekanım geçici bir mekan. Olsun. Başka zaman gelirsin. Yok, şimdi geleceğim. Anlamıyorum ki. Hem tavır yapıyorsun, hem hala seninle geleyim diyorsun. Çünkü sinirim geçmedi. Eve gitsem yatamayacağım. Bana niye sinirlisin? Benim yanımda adamın yakasına nasıl yapışırsın? Biz işkenceden ötürü adamı itham ediyoruz. Sen göz göre göre adamı tartaklıyorsun. Tamam, dedin diyeceğini. Gelmene gerek yok. Sen Leyla olarak davet et beni, geleyim. Ama savcı olarak gelirsem tek gelmem, ona göre. Çok korktum. İlhan, bizim Murat var ya, yeğenim. He ağam. Onu İstanbul'a getirdi. Ona iş yaptıracağım. Ağam, onun kafası biraz ağır çalışıyor. Biliyorum oğlum. Bu işi onun sırtına yıkacağım. Kafasına sıkacaksın. Hain Murat diyeceğiz. Ailesine bakacağız. Ağam, yeğenin o senin. 80 tane daha var. Yeğenimi vurmazsam kimi inandıracağım beni dolandırdıklarına? Polat Alemdar'ın işi değil mi bu iş? Bir kişi öğrenirse ki Polat Alemdar bizimle oyun oynuyor, bize etek giydirir, masa masa donsuz oynatırlar cihacılar. Polat kimi almış yanına da malımızla oynuyor bir öğrene. Geçen bana gösterdi, demek bizim malımızmış. Kalitesini bozmuşlar. Neredesin ya? Ya yakma ciğerim yani. Sahte bunlar. Daha niye ciğerin yanıyor? Ya milli sarat yaksın ha. Onlar kaç ağaçtan oluyor sen biliyor musun?
Ağaçlar ormanı oluyor, ormanlarda. Odun yakınca ağaç yakmış olmuyor musun? Çok kabasın Memati. Paraya bilem saygın yok. Ya sahte mahte kardeşim, bize ne? Ya elimiz alışmasın. Abi geldi. Yanında bir kadın da var. He savcı hanım. Yaman ki ne yaman. Değil mi Cevher? He dayı. Olmasaydı bacımız oradan zor çıkardık. Hemen nereden bu acın oldu? Savcı hanım. Ha hanım. Sen bu kafayla yarın kadere de bacım dersin. Dayı. Tamam tamam. Karışmayayım. Ustanın da yaptığı işe bak. Buraya savcı mı getirilir? Sen burada ne iş yapıyorsun? Kereste. Yerin altında. Ben sana dedim gündüz gel diye. Çok ısrar edersen gündüz de gelirim. Allah aşkına gel. Polat. Adamları görüyorsun. Sana belli ki düşmanlık yapacaklar. Ne olur hukuksuz iş yapma. Her seferinde söyleyecek misin bunu? 1000 kere de söyleyeceğim, 100.000 kere de söyleyeceğim. Yeter ki bir hata yapma. Asıl sen kendine dikkat et. Sana da düşmanlık yapacaklar. Bana kimse bir şey yapamaz. Dur, oraya basma. Niye? Bu bir tuzak olabilir. İçerideyiz ama yine de lazım. Rahatsız olmayın lütfen. Savcı hanım, sen bize gelmezsen abi sağa gelecektik. Allah senden razı olsun. Estağfurullah. Bırak o mübarek elini öpem. Ne yapıyorsun Cevher? Ben savcı hanımdan gördüğüm iyiliği rahmetli anamdan görmemişim. Nasıl bu eli öpmeyeyim? Bunu anası bir iki dökmüş. Küçükken hep onu söyleyip duruyor. Yarın bana gelip ifade verirsiniz. Ben de başsavcıya iletirim. Sen yapacağını yaptın savcı hanım. Gerisini biz hallederik. Bunlar ne? Türk doları. Sahte mi bunlar? Ya bu Cevher'in kumar alışkanlığı var. Hakikisini kaybetmesin diye sahtesini bastırmışlar. Valla ne güzel fikirmiş. Cevher Cevher. Oğlum giderken bir iki desteden al da biz kendimi... Yarın muhakkak bekliyorum. Savcı hanım, Cevher şehitti ama tam şey etmedi. Biz, o bize böyle etti, böyle yaptı falan diye ele arzualcı gibi olmak istemik yani. Adam size işkence yapıyordu, bana değil. Sağ olasın. Sen de geldin, kurtardın işte. Bu mevzuyu niye uzatak? Sanki ilk defa mı oluyor savcı hanım? Devlet 70'ten beri sağ olsun arada bir babalığını gösteriyor. Hiçbir şey esirgemiyor. Kimi zaman odunla, kimi zaman hortumla, kimi zaman elektrikle. Bu şimdi de mevsimine göre yağmur zamanı ya, su bol. He, en güzel zamanı da Nurettin Sözen zamanında yaşadık değil mi dayı? Su yoktu İstanbul'da. Ne taziklisi vardı ne bayatı. He. Kuru kuruya dökülürdü. Bunlar ifadeye gelmez Leyla. Zorla alırım. Haşa. Aha diye ki kendimiz geldik. Der ki biz bir şey görmedik. Bir şey duymadık. Yalan beyandan içeri atarım. Vallahi 70'ten beri biz oraya da epey girdik çıktık yani.
Doğru ifade verene kadar da içeriden çıkarmam. Uşşş. Vallahi sen de Ünsal gibi pazarlık etmeye başladın ha. Ünsal ne istiyormuş Saz'a? Vallahi senin, Alemdağ'ın, Porikli'nin, şu çolak yeğenimin senin sağlığını ister mi? Bize de değil ki, gezmeyin onlarla, ticaret yapmayın. Bu cigara işi mesela. Zaza. He? Sonra konuşuruz bunları. Yabancı savcı hanım, yabancımız değil diye şey ettim onu nasılsa. Ne sigarası? Sigara sağlığa zararlıdır bak. O şerefsizi öldürmediğim her gün için pişmanlıktan geberiyorum. Misalen değil savcı hanım. Yani meşru müdafaa hakkımı ben niye ki zamanında kullanmadım manasında söyleyeyim yani. Zaza. Ne? Siz Cevher'le bir dinlenin. Adam yorulmuş, ayakta duramıyor. Ya bir dinlendir. Bize müsaade. Hürmet ederim. Hadi. Estağfurullah. Oy. Bu İzzet paralarını nerede saklıyormuş? Ne yatırım yapıyormuş bir öğrensene Zaza. O şerefsizi geberteceğim. Onun yüzünden gittik, o çakallara çattık. Ya dur hele, doğru söylesin. Önce parasını alak sonra gebertek. Ya, onu demiyorum. Bunlar paralarını nasıl değerlendiriyorlar? Kasaları kim değilsin? Evet. Örenek. Ya Allah'ın seversen şu savcı hanıma söyle, şu ifade işlerine karıştırma ya bizi. Ya gider iki ifade verirsin Zaza, ne büyütüyorsun? İyi ama ben o adliye binalarını sevmiyim ha, bilirsin. Hadi hadi. Cevher imdat, hadi hadi. Tamam tamam geliyorum. Uyumadın mı daha? Bırakmadın ki bir uyuyayım. Telefonlarımı açmama alışkanlığın ne olacak senin? Senin bu baskın yapma alışkanlığın ne olacak? Ben seni merak ediyorum. Anam mısın, babam mısın? Niye merak ediyorsun? Ben Polat Alemdar'la konuşacağım. Sen neyine güveniyorsun da beni tehdit ediyorsun? İçki kokuyorsun. Bırak beni. Canım acıyor. Neredeymiş bizimkiler?
Kimsenin haberi yok. Nasıl yok? Dün bir şeyler yaşanmış. Akşam da çıkmışlar. Sonra gelmemişler. Ne yaşanmış? Polat Alemdar'la takışmışlar. Neden takışmışlar? Koca Türkiye'nin adının Hindi olması ne kadar tuhaf değil mi? Tuhaf hakikaten. Ama asıl tuhafı sizin bu Hindi'ye verdiğiniz destek. Bugün Orta Doğu'da, Orta Asya'da nereye gitseniz Türkiye denildiğinde insanların yüzünde bir tebessüm var. Hatta Afrika'da. Tabii eskiden sadece sizin güdümünüzdeydi bu bölgeler. Beni doğru anla Günter. Bizim güdümümüzdeyken ya da İngilizlerin ya da Romalıların güdümündeyken bir ülkenin adı geçtiğinde o ülke hiçbir zaman umudu temsil etmedi. Yüzde tebessüm ettirmedi. Hindinin yaptıklarından neden bu kadar korkuyorsunuz? Hindi bu neticede. Kabarır kabarır ve dünyanın en iğrenç sesiyle yaygarayı çıkarır. Hindi uçabilir mi? Siz kartal ülke. Hindi'yi pençelerinizle uçuruyorsunuz. Evet, sırtımızda uçuruyoruz Günter. Kartal öldüreceği avı en yükseğe çıkarır, oradan bırakır. Av yere düştüğünde paramparçadır. Kartal avını öyle yer. Hindi, sizin koyduğunuz bir isim. Türkler Hindi değil. Belki Hindi taklidi yapıyorlar ama onlar kurt. Ve kurtlar yıllar sonra ölümsüz oldukları sürülerini sıkıştığı pusudan çıkarıyor. Kimi çıkarıyor? Araplar, Kürtler, Acemler, Boşnaklar, Arnavutlar. Müslüman olan bütün unsurlar. Yakında Uzak Doğu Müslümanlarına da bu dalga ulaşır. Türkler halifeliği yeniden mi icat edecekler yani? Halifeliğe gerek yok ki. Müslümanları benden daha iyi biliyorsunuz. Müslümanlar kendilerinden olan en güçlünün etrafında saf tutarlar. Bu aynen namazda olduğu gibi. Günter, Almanya'da Müslümanların ya da Türklerin durumu ne? Aynı safta namaz kılıyorlar mı? Asla buna müsaade etmeyiz. Sizin atanız, benim vatandaşım Marx, din afyondur demiş. Biz de türlü türlü afyonlarla onları uyuşturuyoruz. Mezhep ayrımını din ayrımına dönüştürebilmek için milyarlarca euro harcadık 30 yılda. Benim anlamadığım, ikiniz aynı dini paylaşıyorsunuz. Biriniz İsrail için, biriniz Amerika için kavga ediyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Bundan şaşılacak bir şey yok ki. Ben en güçlü kimse onu yönetip kurallarımı bütün dünyaya uygulatıyorum. Şamir ise artık biz gerekli güce ulaştık. Bu zırha kalkana gerek yok. Bizzat İsrail adına gücü ele alalım diyor. Hayır, böyle demiyorum. Biz olmazsak Amerika olmaz. Benim önceliğim İsrail, senin önceliğin Amerika. Ben Türklerle asla böyle tehlikeli oyunlar oynamam. Çünkü ben onlarla 1000 yıl beraber yaşadım. Onların dostlarına karşı ne kadar mütevazi olduklarını, düşmanlarına karşı acımasız olduklarını gayet iyi bilirim. Şamir bu yüzden bizim sırlarımızı dünyaya ifşa ediyor. WikiLeaks mi? Bizim ne alakası yok kuzum? Buna çocuklar bile inanmaz. Ya doğru, bizzat siz vermiyorsunuz. Bizim içimizdeki siz veriyorsunuz. Biz vermiş olsak
Türkiye'yi bu kadar dürüst, bu kadar güçlü göstermezdik. Bazı şeyleri düzeltme ve dönüştürme gücümüz hala var. Biz her zaman çıkarlarımızı ve bizim çıkarlarımız için çalışanları koruruz. Günter bunu çok iyi bilir. Ve bizim çıkarlarımız için çalışan, gerekirse uyuşturucu gibi pis işler yapanlara asla karışmaz, değil mi? Tabii ki. Ama ortaya çıkan yanlışlığı düzeltmek zorundayım. Biliyorum. Sevgili Şamir, görüyorsun değil mi? Küresel sermaye ile dünyayı kontrol edebilirsin. İnsanları kontrol edebilirsin. İnsanlara hükmedebilmek için savaşacak ordu, öldürecek insanlar lazımdır. Aynen Polat gibi. Sen Polat'ı örgütle kontrol etmeye çalışıyorsun. Bense ona, karşısına çıkardığım düşmanlarla hükmediyorum. Siz hiç başarılı olamadınız. Bense hep oldum. Ve olacağım. Bu istihbaratçıların başı gaddar bir adamdır. Ama sözünleridir. O emekli olmadı mı? Bu işlerin emekliliği var mı Can Polat? Pis işlere ne zaman girdiler ki? Sana göre pis iş. Onlar para topluyorlar. Toplarken de pis işleri temizliyorlar. Ne yapacaklarmış parayı? Vatan millet için kullanıyorlar. Çok şirketleri, dernekleri var. Onlara aktarıyorlar diye biliyorum. Örgütle iş yapıp parasını alıyorlar, öyle mi? Sen bunlarla ne zaman tanıştın? Ankara'da tanıştım. Benim bir işim olmadı ama iyiliklerini gördüm. İyilik de yaptım. Neticede tır işi yapıyorsun. Lastiğin patlasa devletle karşı karşıya geliyorsun. İlla ki aranın iyi olması lazım. Benim üzüldüğüm ne biliyor musun? 16 tane Türk devleti yıkılmış, 17.si kurulmuş derler. Bana sorsan hiçbiri yıkılmadı. Bir devletin içinde 16 tane devlet var. Bunlar hangi millet ki devletleri var? Can Polat'ım, ne emrediyorsun? Nasıl yapalım? Benim anladığım sen bu adamları susturdun. Ama bunun arkası illaki gelir. Kazmayı küreyi elime aldım Zülfikar Ağa. Ben onların yerinde olsam bu sıra bana selam vermem. Ama içlerinde bir deli çıkarsa sen iyi geçin. Ben nasılsa kötü olurum. Eyvallah. Ne zahmet ettin Zülfikar Ağa? Ne zahmeti? Aşure zamanı. Muharrem ayındayız. Afiyet olsun. Gerçi bize her gün aşura, her yer Kerbela. Hazreti Hüseyin'in bayrağı zulme baş kaldıranların bayrağıdır. İnşallah biz o bayrağı hiç bırakmayacağız. O mübarek bayrak kıyamete kadar dalgalanacak. Ama öyle, ama böyle. Buyur Yaşar'a.
Arkadaş, tatlıdan vazgeçtik. Anladık cimrisin. Tatlıya verecek paran yok. Bir kahvede biz ikram edelim. Belki 40 yıl hatırı olur. Ayıp ayıp. Bir kere davet etmezsin, ondan sonra hatır dersin. Ediyorum kardeşim işte. Buyur, şeref ver. Kenan Evren'i anlatacaksan gelirim. Anlatacağım, gel. Eyvallah. O zaman ben bu adamla görüşeyim. Görüşsün Fikir ağam. Neticesini bana haber ver. Başım üstüne. Cahit, arabayı çıkar. Tamam abi. Abi, Gaye Hanım geldi. Sizinle konuşmak istiyor. Gelsin. Buyurun. Hoş geldin Gaye. Görüşemiyoruz. Şükür, ne zamandır hastaneye gelmiyorsunuz. Doğru söylüyorsun. Seninle görüşmemeye şükretmek lazım. Ben aslında ne zamandır size gelmek istiyordum. Ama çekindim. Bir şey mi oldu? Abdüley yine kaçak mı? Sadece kaçsa iyi. Alkol problemi var. Abdüley. Kendisini uyarıyorum ama beni dinlemiyor. Emin misin? Eminim. Hem bizzat tanık oldum, hem de tahlillerinde çıkıyor. Allah Allah. Niye ve ne zaman? Biz sürekli birlikteyiz. Evde olduğunda. Uyuyamıyorum diyor ama bence sadece bu değil. Başka bir şey var mı? Yok. Peki Gaye, ben konuşurum. Buraya geldiğimi, size anlattığımı bilirse... Bilmeyecek, sen merak etme. Erhan sana aşure ikram etsin. Benim şimdi çıkmam lazım. Erhan, Gaye'nin geldiğini Abdüley bilmeyecek. Tamam abi, sevgili mi olmuşlar? Ne alakası var Erhan? Ben bir aşure getireyim. Polat Alemdar beni görmek istediğinizi söyledi. Otur Baran. Siz konuşun. Benim biraz işim var. Teşekkür ederim.
Ramazan Bey. Buyurun savcı hanım. Bu adam bana gelecekti. Kurumundan arayın, sorun gelsin. Tamam savcı hanım. Hoş geldiniz. Buyurun. Zahmet etmişsiniz. Buyur kardeş. Ya adam tarih oldu. Ortalıkta büstü müstü kalmadı. Hepi topu iki kötü resim kaldı o kadar. Bu büst ne? Ya ne meraklı bir adamsın. Oturur oturmaz başladın sormaya. İnsan benim büstümü sorar. Yüzünün hali ne der? Geçmiş olsun, ne oldu? Kaza. İnsanın başına kaza geliyor işte. Benim başıma gelmez dediği zaman geliyor. Hem de en kendine güvendiği zaman. Başkaları kaza yapıyor çünkü beceriksizler, dikkatsizler. Benim gibi arabayı sürmüyorlar dediği zaman kaza başa geliyor. Bir acemi çıkıyor karşına. Acemiyi ezmemek için sen kaza yapıyorsun. Neyse ki arabanın hava yastığı varmış da kurtarmışsın, örmemişsin. Yastıktan değil, kemerden. Ben emniyet kemersiz yola çıkmam. Bak yine büyük konuştun, çıkmam mıkmam diye. Tamam Polat Alemdar, küçük konuşayım seninle. Hey, insan karşısında büyük adam görünce büyük büyük konuşmak istiyor. Ama ben küçük konuşacağım. Küçüklüğümü anlatayım. Afiyet olsun. Sağ ol. Babam katırcıydı. Suriye'den, Irak'tan kaçak mal getiriyordu. Amcamlar, yeğenler, bütün sülale. İşimiz iyiydi. Hele de sağ sol işi tırmandıkça bizimkiler voleyi vurdular silahtan. 12 Eylül günü geldi çattı. Babamlara ne kadar yol veren adam varsa babamları topladı içeri aldı. Bir ben kaldım dışarıda. Benim de yaşım tutmuyor. Yoksa acıdıklarından değil. Aile kalabalık. Hem içeriye para lazım, hem de dışarıda kalanlara lazım. Bizim muhtar zengin. Dedim bana borç ver. Dedi ki veririm ama bir şartla. Neymiş o şart dedim. Elimde mal var, İstanbul'a götür. Sana borçla değil iyi para veririm dedi. Eğer bizimki 11 Eylül 80'de malı getirtmiş. 12 olunca mal elinde patlamış. Nasıl götürdün? Nereye? Kim neyi götürüyor? Bir köyden diğer köye jandarma başka köyün hayvanını bırakmıyor. Hele ki toz götüreceksin. Hele ki İstanbul'a götüreceksin. İstanbul nere ki? Adını duymuşuz. Televizyondan görmüşüz. Kafam bir dünya. Dedim ben sana haber vereceğim. Az bir borç aldım çıktım. Kahveye gittim. Kimseyle konuşmuyorum. Televizyona bakıyorum. Televizyonda boy boy paşalar. Yav diyorum. Ne olaydı ki bunlardan birini tanıyaydım? Kenan Evren'le mi tanıştın? Bizim muhtarı tanısa gül gül ölürsün. Öyle bir şerefsiz, öyle bir karaktersiz ki. Darbe olduktan bir ay sonra muhtarlığın içine bu büstü koydurdu. Artık nereden yaptırdı, kime yaptırdı bilmem. Doğru muhtara koştum. Dedim,
Ben bu işi yaparım. Ama bu büstü bana vereceksin. Bir küfür savurdu. Dedi ki, bu büst olmazsa biteriz. Jandarma bizi gebertir. Bu büst ne demek sen biliyor musun? Dedim biliyorum ha. Ben malı o büstün içinde İstanbul'a götüreceğim. Büstün içinde mi getirdin? Aynen. Her kontrol noktasında selam durdura durdura malı getirdim. Sormadılar mı bu kucağındaki ne diye? Sordular. Dedim ki, Kenan Evren benim veli nimetim. Babam. Ben onu o kadar çok seviyorum ki, büstünü yaptım. Kendisine hediye edeceğim. İlk sevkiyatın bu mu? Bu. Sonra? Sonrası başka sefer. Arkadaş aklını hayırlı bir işe kullansaydın ya. Daha neye kullanacaktım? Babamlara kalsa katır sırtında ömür sürecektik. Şimdi kimsenin hayal edemeyeceği kadar zenginim. Güçlüyüm. Kenan Evren'in de bu memlekette birine bir hayrı dokunmuş ya. Çok sevindim. Babam o benim, babam. Ben de seni gördüğümde bu kimin çocuğu diye düşünmüştüm. Yani demem o ki Polat Alemdar, ben parayı kolay kazanmadım. Ben malımı 12 Eylül'de 1000 kontrolden geçirip istediğim yere götürmüş adamım. Şimdi sen bana diyorsun ki ben sana işini yaptırmam. Ben nerede öyle bir şey demişim ki? Mallarımı cılk edip Almanya'ya göndermişsin. Helal olsun. Bir şey demem. Gözümün önünde yapacağını yapmışsın. Ben de uyumuşum. Kazadır, olur. Ama... Ama? Bir daha benim yoluma çıkarsan... Malımın üstüne yağmur yağar. Yıldırım düşer. Gemisi batar. Tırının lastiği patlar. Senin ne evin kalır, ne tanıdığın kalır, ne de yaşayacak dakikan kalır. Yaşar'a, baban senin adını Yaşar koymuş diye hep yaşayacaksın zannediyorsun. Ama Azrail'le Happy Top'u bir kere bir sağlam yolculuk yapmışsın. Benim ömrüm onunla geçiyor. Büyük iş yapıyorsun. Örgütçülerle, Amerikalılarla, Almanlarla büyük bağlantılar kurmuşsun. Buna eyvallah. Şeytanla pazarlığını iyi yapmışsın. Ama beni tanımamışsın. Yok. Sordum. Sordum seni belli yerlere. Ne anlattılar benim için? Büyük adam olduğunu söylediler. Büyük babanın büyük çocuğu olduğunu söylediler. Ama baban seni evlatlıktan reddetmiş. Öyle mi anlattılar? Dur bir de ben anlatayım. O devlet baba var ya devlet baba. Onun çocukları o kadar hayırsız çıkmıştı ki. Senin gibilerle iş yapa yapa. Baba mirasına sahip çıkacak. Şerefine sahip çıkacak. Adaletine sahip çıkacak bir evlat bulamıyordu. Geldiler dediler ki, bu yolda sen yoksun. Ailen yok. Sevdiklerin yok. Geleceğin yok. Umudun yok. Ama sen bu yola girmezsen, senden başka girecek kimse de yok. Ben de varım dedim. Kimliğin yok dediler. Olsun dedim. Yüzün yok dediler. Olsun dedim. Varımı, yoğumu, her şeyimi vatana feda ettim. Kötü mü ettim? Etmedim. Ben bu yola girdim, deve dişlerinin hepsini tek tek çektim. Sayayım mı? Tombalacı Mehmet, Lazya, Hüsreva, Testere Necmi, Kılıç, Karahanlı. İskender Büyük vardı, İskender Büyük. Ben gömdüklerimden büst değil mezarlık yapsaydım,
Şimdiye Karaca Ahmet dolmuştu. Yaşar ağa, beni tehdit eden kimse çok yaşamadı. Hadi seni göreyim. Bir gram toz mu geçireceksin? Üstüne yağmur yağacak. Yıldırım düşecek. Tırının lastiği değil kendi patlayacak. Geminin her yeri su alacak. Yaşar ağa, çok yaşamak istiyorsan baba mesleğine dön. Katırcılık yap. Sana burada ekmek yok. Hallettin mi İlhan? Hallettim abi. Polat Alemdar, söylemeyi unuttum. Sana özel baklava getirdim. Arabanın bagajına koydurttum. Zahmet etmişsin. Ne zahmeti? Benim için zevk. Sen arabanın anahtarını adamlara mı verdin? Arabayı çekeceğiz dediler, verdim abi. Sağa çek. Bagajı aç. Bir daha kafasızlık edip kimseye anahtarını verme Cahit. Bugün profesörün kafası, yarın senin kafan. Kapat gel. İzzet ağa geliyor dayı. Karışma gelsin imdat. Ya Cevher, ıhlamur iç diyeceğim ama o da senin üstten yarar. Başka da bir şeye yaramaz. Dayı, hiç şaka kaldıracak halim yok ha. Annem Cevher, annem. Dayı. Ya bir şey mi dedim oğlum? Gel, arkadaş, bu soğukta niye dışarıda oturuyorsunuz? Bak Cevher de hasta oluyor. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. İmdat, kahve getir. Paraları görsün hele. Bak bakalım hele bir şey kalır mı? Değil mi Cevher? Hadi abi. Yüzü. Bunların üstünde Kenan Evren, Cemal Gürsel, Madanoğlu falan yazmıyor değil mi? Anlamadım. Anlamadıysan daha iyi. Ya kardeş, sen bu paraları nakit verirsin, iyi edisin de. Ya bilsin, ben eski zaman herifiyim. Paramı yastık altında saklayayım. Şimdi yastık dolunca ne de? Yorgana doldurayım. O dolunca döşeğe koyayım. Ondan sonra da başlayayım. Ondan sonra da onların nöbetini tutmaya. Bu devirde olacak iş mi Zaza? Ben sana demedim mi? Ben taş devri adamıyım. Bu devrin adamı değilim. Mesela parayı saklayak da İzzet ağa. Bilirsin, Ünsal şerefsizliğiyle başımız dertte.
Şimdi pangaya yatırsak devlet çöker müker. Yastık altında dursak düşman çöker müker. İzzet abi, ben soktum bu cigara işine. Uykuyu haram ettin yani. Hangi zengin bu devirde parasını bankada kasada tutar Zaza? Herkesin bir aracısı var. Bu aracı çöpçü atan dayanamaz. Çalarmalar. Ben de dayanamam onu. Severim. Değil mi Cevher? Çok seversin dahi. Deli olma. Adamlar milyar milyar yönetiyorlar. Senin paranı niye çalsınlar? Sanki seni tanıdığım var da. Efendim, biz buraya geleceğimize Şerafettinciğimi ve ailesini kendi mekanımıza götürseydik. Tuncay, sen işine bak. Siz arabaları görünmeyecek bir yere çekin. Dışarıda tedbirinizi alın. Ama adamlara karışmayın. Bırakın içeri gelsinler. Buyurun. Bu nereden çıktı? Sizin güvendiğiniz için. Hani beni öğrenmeyeceklerdi? Öğrenmişler, yapacak bir şey yok. Şerafettinciğim, sen merak etme. Ben sana rapor alacağım. Bir süre işine gitmeyeceksin. Zaten o zamana kadar da bu mesele hallolur. Yenge, yanınıza biraz eşya hazırlayın. Bir süre evinizde kalamayacaksınız. Usta, Yaşar'ı burada bekleyeceğimize gidip tepesine binelim. O bize bir racon yaptı, biz de ona yapacağız. O zaman efendim, siz nasılsa buradasınız, bana müsaade. Ben gidip şu rapor işini halledeyim. Tuncay, ortalarda fazla görünme. Hiç merak etmeyin efendim. Mikrop gibi sinsice hareket ederim. Abi geldiler. Tamam Cahit. İki kişi aşağıya, iki kişi yukarı. Hadi. Yok abi. Nerede bunlar ya?
Çak! Çak çak! Gidin Yaşar'a selamımı söyleyin. Bundan sonra her işi sakat. Adamları sakat. Bir daha cüret edip benim bir tanıdığıma dokunursa kendi de sakat. Sıkın ayaklarına. Bu para yetmez. Size söyledim, çok büyük bir iş var. Şahmeran'la konuşmadın mı? Şahmeran benim teyzemin oğlu mu? Canım istediğinde konuşayım. Git teyzenin oğlu olmayan Şahmeran'a de ki bana para yollasın. O ne dediğimi anlar. Hadi çıkabilirsin. Şeref Zazoğlu diye biri gelecek. Bekletmeden yanıma yollayın. Şu tarafa geçin. Ne parasız Ozan? Beni yolladığınız arkadaş çok karlı bir iş olduğunu, eğer parayı yollarsanız bazı kağıtların kısa sürede değerleneceğini anlattı. Sen detaylarını öğren, gel bunları bana birebir anlat. Verdiğiniz görevle ilgili Lale Zara'dan gerekli raporları alamadım henüz başkanım. Ben raporları bizzat Lale'den aldım. Bu konu diğerinden önemli. Derhal buraya gel, bana bilgi ver. Bir emriniz var mı Metropol'den başkanım? Çok çabuk yanıma gelmeni emrediyorum. Dayı, vallahi işkenceden büyük işkence bu. Taktım bunu boğazıma, nefes alamayayım. Yana aşağı kan gitme değilsin. Ya ölüm geberim diyeyim, sen ne desin? Bana yakışmış dayı. Alışın ha oğlum. Bundan sonra paralı heriflerle muhatap olacaksınız. Ne güzel. Eskiden tefeci Abdo vardı. Terlikle bile gidiydik karşısına.
Herif kravata bakmıyordu. Paraya bakıyordu. Hadi hadi. Aha. Aa. Ne yapıyorsun imdat? Bir şey oldu mu efendim? Ya kızım, madem buraya cam koyuyorsunuz, insan ambele bir çarpı işareti koyar da kireçten. Kalk kalk. Hoş geldiniz. Barış Güven. Şeref Sazaoğlu. Cevher Bey. Hoş geldiniz. İmdat Bey. Yegenlerim. Memnun oldum. İzzet Bey çok bahsetti sizden. Sağ olsun. Şimdi Savaş kardeş. Barış. Ha Savaş ha Barış. Kardeş da bunlar. Şimdi kardeş, bizim çok şükür paramız var. Dayı, rakam vermeyesin. Bak masaya oturuyorsun. Şimdilik rakam vermeyik ama çok paramız var. Biliyorum. Nereden bileyim? Sokaklarda bayağı etkin olduğunuzu, ekonomik olarak da güçlü olduğunuzu biliyorum. İzo söyledi. Yok, zaten biliyordum. Gelişin değil mi Cevher? Dayını bütün alem biliyor. Bilmeyen ölsün dayı. Değilsin. Şimdi Savaş kardeş, senin arkanda kim var? Kime güvenirsin? Yani kime güvenip de bu işleri yapıyorsun? Yani Allah. Ya ben param sendeyken, tabii gecinden versin. Sen ölürsense, sen kaçırılırsan sah. Ha? Dıkanıp kalbin durursa sah. Dilin keserlerse, elin koparırlarsa, seni kim kurtaracak? Yani ben derdimi kime anlatacağım? Paramı kimden alacağım yani? Bakın Şeref Bey, burası bir kurum. Sizin özel sırlarınızı ben biliyorum. Ama uluslararası bir güvence altında. Bugüne kadar hiçbir dostumuzun parasına bir şey olmadığı gibi, hepsi hizmetimizden sonsuz mutluluk duydular. Senet verir misin senet? Bakın biz tefeci değiliz. Verdiğiniz para karşılığında size hisse senedi vereceğiz. Ya ne tafra yapıyorsun? Tefeci dememek için lafı dolandırırsın. E işte senet verirsin. Cevher, o kravatı boynan taktım ki yani sıka da az konuşasın. Şimdi Savaş kardeş, biz ambele spekülasyon yapmak istedik. Ver paraları. Efendim hangi sektörde? Kim? Bizim için fark etmiyor. Bana çok para kazandıracak o spekülasyonlardan istedik. Ne olur olur tabi. Bak kardeş, 24 saat gerek o telefonun açık olacak. Ben dünyayı takip edeyim, öyle Cevher gibi yatmayayım. Japonlar yok mu? Hastasıyım. En çok onların spekülasyonunu yapak diyeyim. Ya Cevher, kağıtları düştüğünde var ya, zannedişin ki an böyle babaları kuleden düşeyim. Hele üzüller, hele üzüller ki. Kakara kikiri bile yapılar üstüne. Şerefli adamlar. Bıçağın böyle, bismillah, bir sokiler.
Hani bilmem anlatabilir mi? Ne var? Ne? Manyak mısın be? Hadi çabuk ol, kaçırma. Sen bekle. Ne oluyor ya? Çekilme. Polat Bey, birileri peşimde, beni öldürecekler. Bir restorandayım, nerede olduğumu bilmiyorum. Dökme kardeşim, ne döküyorsun pis şeyleri? Ölmemeye gayret edeceğim efendim. Tuncay Bey! Tuncay Bey! Polat Alemdar. Ben bir gümrükçü öldüreceğim. Sen seç. Şerafettin mi? Tuncay mı?